Şehitlerimizin saygıdeğer anneleri, babaları, kederli eşleri, çocukları, aileleri, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Davetimize icabet ettiğiniz için bu iftar sofrasını bizlerle birlikte paylaşmayı kabul ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür etmeyi yerine getirilmesi gereken bir vazife addediyorum. Biliyorum bu Ramazan buruk geçiriyorsunuz. Hepimizin yüreğinde bir acı var. Bu acı sizin yüreklerinizde çok daha fazla. Ancak biz şehadetin peygamberlikten sonra en yüce makam olduğunu bizlere bildiren bir inancın mensuplarıyız. Bu bizim için en büyük teselli. Her şeyden önce bizi biz yapan, imanımız için, vatanımız için, barışımız, huzurumuz için canlarını veren evlatlarımızın ölü sayılamayacağını, onlara ölüler denilemeyeceğini bize bildiren bir kitabımız var. Onların diri olduklarını, Rablerinin katında olduklarını, onların ilahi cennette ebedi olacaklarını bize bildiren bir kitabımız var. Bunun için Rabbimize ne kadar hamd etsek azdır. Çok kıymetli kardeşlerim, öncelikle hem anneler, babalar ve eşler, onlar evlatlarını hayatlarının en güzel zamanında bu vatan için, bu vatanın bekası için, bu vatanın semalarında ezan sesi dinmesin diye, bu vatanın üzerinde ebediyen birlik içerisinde yaşayalım diye onlar evlatlarını, sizler evlatlarınızı feda ettiniz. Onlar da canlarını feda ettiler. Bizim inancımız onlara şehit adını veriyor. Şehit, şehadet eden demektir aynı zamanda. Biz yeryüzüne şehadet için geldik. Biz Rabbimizi varlığını ve birliğini şehadet için geldik. Biz dilimizle şehadet ediyoruz ama onlar canlarıyla şehadet ettiler. Onlar canlarıyla Rabbimizin varlığını ve birliğine şehadet ettiler, şehit oldular. Cenab-ı Hak hepsine rahmet eylesin. Onları tarih boyunca, insanlık tarihi boyunca İnsanlığa yol gösteren bütün peygamberlerle birlikte haşretmeyi nasip eylesin.
büyük şehitlerle, Hazreti Hamzalarla, Hazreti Hüseyinlerle, Seyyid-i Şühedalarla, büyük şehitlerle birlikte cennetinde ağırlamayı nasip etsin. Çok kıymetli kardeşlerim, bayram geliyor, bayram geliyor, Kadir Gecesi geliyor. Bayrama girerken her şeyden önce bütün şehit ailelerinden sizin şahsınızda bu topraklarda evlatlarını şehit veren bütün şehit ailelerine sesleniyorum. Şunu bilmenizi isterim ki evlatlarınız, şehit olarak verdiğiniz evlatlarınız sizden çok daha büyük bayramlar yaşıyorlar. Bunu bizim söylemeye hakkımız yok ama Rabbimiz bunu bildiriyor. Rabbimiz yüce kitabında bunu bize vaat ediyor. Bu topraklar tarih boyunca nice şehitler verdi. Nice ecdadımız bu topraklarda biz inancımızla, şerefimizle, haysiyetimizle birlik beraberlik içerisinde, barış içerisinde yaşayalım diye, tarih sahnesinde süreklilik kazanalım diye nice insanlar, nice ecdadımız, nice evlatlarını şehit verdiler. Bu toprakları vatan kıldığımız günden bugüne kadar bu böyle devam etti. Öyle ki üzerinde yaşadığımız topraklar şehit kanlarıyla yoğruldu. Bu insanlara bu acıları yaşatanlar ilahi adalette hesap verecekler. Cenab-ı Hak tekrar bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Sizin yüreklerinize, annelerin yüreklerine, babaların yüreklerine, eşlerin yüreklerine Kur'an-ı Kerim'in sekinet adını verdiği o sekineti, huzuru, itminanı lütfetsin, nasip etsin. Hepinize başsağlığı diliyorum tekrar. Ülkemizdeki bütün şehit ailelerine tekrar o yüreklerindeki acıyı kendi yüreklerimizde hissettiğimizi, paylaştığımızı ifade etmek istiyorum. Vatan için, millet için, barış için, huzur için, din için, mukaddesat için can veren bütün Mehmetçiklerimizi rahmetinle kucakla Allah'ım. Gelen acı haberlerle yürekleri dağlanan annelere, babalara, eşlere, evlatlara sabrı cemil ihsan eyle Allah'ım. Yüce kitabında şehitlere ölüler demeyin buyuruyorsun. Allah'ım şehitlerimizi peygamberlerle, şehitlerle, salihlerle birlikte haşru cem eyle. Şehitlerimizi Bedir ve Uhud şehitleriyle, Çanakkale, Malazgirt, Sakarya şehitleriyle birlikte cennette buluştur Allah'ım. Amin, amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.